Doğa yürüyüşümüz, cennet çayırlarına gidiş yolumuz sabah itibariyle başladı. Muazzam güzel bir sisle uyandık güne. Umarım güzel, keyifli bir gün geçecektir. Şu an Yalıköy'deyiz. Yalıköy'den cennet çayırları yolu arkamda gördüğünüz bir asfalttan gidebiliyorsunuz. Artı bir de şu an pazar yolu orayı gösteremiyorum. Bir de şu yol, pazarın içerisinden bu yol sahil yolu ve arkasından ormanlık alan, yani doğaya ulaştığınız yol. Asfalttan da gitseniz, asfalt yolu da sizi bir şekilde kesiştirecek. İleride ileride bu yollar kesecek. Oradan sonra devam ediyor tabii ki. Hadi o zaman yola çıkalım. Burası Yalıköy. Yalıköy'den yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Zaten küçük bir köy burası. Ama içerisinde her şeyini bulabilirsiniz. Yiyecek, içecek alacağınız zaman kesinlikle son temin edebileceğiniz bir yer burası. Buradan sonra herhangi bir yerden alma şansınız yok. Bütün alışverişinizi Yalıköy'den yapıp ondan sonra böyle şelaleye doğru yürümeye çıkabilirsiniz. Öncesinde tabii ki Kuzulu Dere Göleti. Öyle bir yerden geçeceğiz. Sonrasında tırmanmaya başlayıp şelaleye doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tabii doğada olmak harika bir şey. Kendini insan harika hissettiriyor. Harika hissediyorsunuz. Bilmiyorum, her şeyi unutup kafayı sıfırlayıp kendini sadece böyle yola vermek benim için eşsiz ve eşsiz keyifli bir şey. Umarım herkes yapar. Doğaya o ilk adımı isteyip de atamayan, kimle ne kadar çok insan varsa hepsi o ilk adımı atmalı. Yeni başlardayız. Sahil kenarından görmüş olduğunuz üzere bu asfalttan yürüyüp geliniyor. İşte ama bir hayli bir yolumuz var. Daha yolun başındayız. Başında sayılacak bir yerdeyiz. Birazdan doğanın içine dalacağız ve ondan sonra asfalttan da uzaklaşacağız. Patika yollar, asfalt yol, toprak yollardan falan yürümeye devam edeceğiz. Ama şu an burası böyle. Hava da çok güzel. Biraz esiyor, bilmiyorum sesimi net geliyor mu sesim. Ondan da bir haberim. Ama keyifli bir gün. Güneş var. Harika. Her şey güzel. Umarım böyle devam eder bugün ve yarın. Yolda yürümenin, yola gitmenin en güzel yanları yolda karşılaştığınız insanlardır. Çok değerli bilgilere sahip, çok kaliteli, değerli insanlarla tanışıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Selçuk abi. Şöyle göstereyim. Selçuk abimiz, yola değerli bir abimiz, tanıştığımız. Müthiş hikayeler, müthiş bilgiler saklı kendisinde. Bir tanesini rica ediyoruz, anlatırsa Almanların buraya toplu mezarını rica etsek, anlatırsa harika bir bilgi olur. Selçuk abi. Anlatayım peki. Bir tek onu anlatırım ona. Pekala. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda buradan denizaltılar geçip Rusya'yı vurmaya çalışmışlar. Bir kısmı da Tuna'dan inmiş. Tuna'dakilerini inmişler, buradakilerini fark ediyor Ruslar. Bu kısımda bir tanesini batırıyor Ruslar. Vuruyorlar. Vurdukları denizaltının içindeki subaylar karaya vuruyor. Bin kılıçtaki köylüler o subayları şey yapıyorlar, buluyorlar, çıkarıyorlar denizden. Elbiseleriyle beraber yukarıda bu Boğaz'ın üst tarafında 5 kilometre üstünde bir yerde toprağa gömüyorlar elbiseleriyle beraber, Hitler'in elbiseleriyle beraber. Sonra zaman geçiyor, savaş bitiyor. Burada Almanlar avlanmaya geliyor Karacaköy'e. Karacaköy'de söylüyorlar, diyorlar ki siz nerede avlanacaksınız? İşte burada. Yani bizim memlekette Almanlara yer gösteriyorlar. Bizim hayvanlarımızı, bizim topraklarımızı. Adamlar gelip hem kullanıyorlar istedikleri gibi. İşte ahmak köylü diyorum ya. O Alman mezarlığında, İsmini Alman mezarlığı bölge olarak koymuşlar. Alman mezarlığında geyikler var, orada sizi avlandıralım. Alman soruyor, diyor ki Alman mezarlığı ne diye koymuşsunuz ismini? Bu olayı anlatıyorlar, Almanlar geliyorlar. Geldiler, ben de vardım orada. Toprağıyla beraber Hitler'in askerlerini, subaylarını, Alman tabii yani ne de olsa işte savaş bitmiş, alıp götürdüler şeye, Almanya'ya. Çok teşekkürler. Ondan sonra orada
tam bitireyim. Okey. Sorun değil. İşte Almanlar da size karşı diyor, siz bizim cesetlerimize, ölülerimize sahip çıktınız. Biz de sizin burada bir bağlantı, bir köyle, bin kılıçla Kilikoz'un arasında bir köprü bir yapmışlar. Onun ismini de Alman köprüsü yapmışlar. Çok teşekkürler Selçuk abi. İyi ki varsınız. Evet, bahsettiğimiz gibi yolda hakikaten iyi insanlarla, güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Özellikle verdikleri bilgiler daha önce hiç karşınıza çıkmamış. Burası hakkında herhangi fikrimiz yoktu. Herhangi fikrim yoktu fakat o Selçuk abi öyle şeyler anlattı ki insan hayret ediyor. Yani hakikaten inanamadım. Bu kadar dolu bir yer olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Gayet keyifliydi. Biraz yorulmaya da başladık aslında. Ama o kadar değil. Tabii ki doğada olunca hiçbir şey umurumda olmuyor. Sadece ve sadece yürümek istiyorum. Nefes nefese kalıyoruz konuşurken de. Biraz da hamız galiba. Uzun zaman oldu galiba. Trekking yapmayalı, yola çıkmayalı. Burayı seçtim ilk video olarak. İlk videoda burayı seçmemdeki amaç keyif aldığım bir yer. Yürüme, trekkingle beraber şelaleye varıyorsunuz ve şelaleden sonraki olaylar da çok güzel. Su kenarında, sessiz, ağaçlar, ormanlarla beraber yatıp kalkıyorsunuz. Kuş sesleri, o gece ateşin, sadece ateşin çıkardığı ses. Ya ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de bu videoyu izlerken keyif alırsınız, alacaksınızdır. Umuyorum, ümit ediyorum. Birazdan o bahsettiğim asfalt yol ve toprak kat, sahil kenarından gelen yolun birleştiğini göreceksiniz. Gerçi bir tane dere var. Akarsu, oraya geçeceğiz. Ondan sonrası yine bir yol ayrımı. Orada tekrar. Evet, bahsettiğimiz yolun kesiştiği yere geldik. Asfalttan da gelseniz, ormanlık alandan, sahil yönden de gelseniz buraya çıkacaksınız. Yani yolun kesiştiği, şöyle de göstereyim. Zaten biz yolumuz bu tarafa doğru ilerleyecek. Bu yönde ilerleyeceğiz. Zaten ileride Çirgoz Sapağı var. Çirgoz Sapağı'ndan sonra biz yukarı devam edeceğiz. Kuzuldere üretimde o tarafa doğru. Böyle bir şeyi sizlerle paylaşayım. Kazlar, yollar da. Güzel bir görüntü var değil mi? Baksana, dedikler. Evet, Çilingoz yol ayrımına geldik, Sapa. Bakın, Çilingoz tabelasını görüyorsunuz. Bu taraf Çilingoz'a gider arkadaşlar. Çilingoz'a gitmeyeceğiz. Bu taraf ise şelale yolu. Şu an testlerini zaten görüyorsunuz. Derin bahar. Onun o tarafa döneceğiz, o taraftan gideceğiz. Sonrasında Kızıldere göleti gelecek ilk başta. Yine orada görüşürüz. Keyif almaya biz devam edelim. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar, bu küçük ufaklık 2 saattir bizimle. Ve biz bunu nasıl bir halde bulduk biliyor musunuz? Yolun kenarında önce bir araba çarpmış diye düşündüm. Fakat yanına gittiğimde hayvan açlıktan ve soğuktan artık o kadar can çekişiyordu ki, o kadar bitkin halsizdi ki, acıdan kendini yerden yere vuruyordu. İnanılmaz bir şey. O görüntü benim gözümün önünden gitmiyor. Ben bu canı aldım yanımıza. 2 gün boyunca bizim misafirimiz olacak. Kampla beraber kamp yapacağız. Tabii ki bırakmayacağız. Ya evde bakacağız ya da uygun isteyen birisi olursa tabii ki bu mini vereceğiz. Ve çok çok tatlı ve çok sevimli bir şey. Minnacık da orman koşullarında yaşaması zaten mümkün değil. Ve bulduğumuz yer hakikaten şehrin veya evin olduğu bir yer değil. Bildiğiniz otoyolun kenarı.
Hatta otoyolun üzeri acı çekiyor, çekişiyor ki o kadar çekişiyor. Kendini yerden yere atıyor hayvan. O görüntü asla gözümün önünden gitmeyecek. Şunun tipine de bakarsanız. Öyle minnak. Çok da tatlı, çok da güzel, tüylü, sevimli bir şey. Ne güzel geldi. Şans gelsin, getirsin bize. Şansıyla beraber gelsin. Kuzuldere göleti. Kuzuldere göleti. Artık dilim de mi dönmüyor, ne yapıyor? Güneşi tam tepemize vurdu. Valla burası da keyifli bir yer. Kamp atabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Sessizdir, güzeldir. Bahsettiğim gibi sinekler, kesinlikle bir sinek kovucu almanızı öneririm yanınıza. Onun dışında çadırınızı alıp herhangi bir yere çadırınızı kurup güzel güzel keyifli zamanlar yaşayabilirsiniz. En azından sessiz ya. Huzurlu, insanlardan uzak böyle. Oh, keyifli, bol keyifli. Bol bol keyifli bir yer. Evet, şu an şelalenin su seslerini duyuyorum ve çok mutluyum. Ah, çünkü yoruldum. Karnım da çok aç. Acayip acıktım. Dağa gidip çadır kurulacak. Yemek, ateş vesaire. Bunlar da yani bir saatim falan alır galiba. Ondan sonra bir etrafı gezeceğim. Şelaleyi gezeceğim. Beraber gezeriz. Güzel, keyifli bir yer. Daha önce geldim. Ufak ufak fakat keyifli, akarsu, mis gibi. Beraberce onlara göz atarız. Cennet şelalelerine ulaştık. Fakat cennet şelaleleri benim bildiğim hakikaten en azından birkaç çadır olurdu. Fakat şu an kimse yok. Yani hiç kimse yok. Ben çok tuhaf karşıladım bu durumu ve çok da şaşırdım, şaşkınım. Ama daha iyi sessizlik. Kimsenin olmayışı. Demek ki burası daha bir anlamlı kılacak. Daha güzel, keyifli geçecek bir gece. Ormanda yalnız. Hey. Şöyle şuradan size şeyleri göstereceğim. Bu sadece bir tanesi. Şelalenin. Böyle küçük küçük aşağıya dolakları küçük küçük birikintiler halinde havuzlar oluşturmuş. Keyifli izleyebilir, serinlenebilir. Hatta dediğim gibi sizden korkmuyorsanız ve ürkmüyorsanız, soğuktan bir şey olmaz diyorsanız dalıp çıkın. Kendinize getirecektir sizi. Cennet şelaleleri böyle arkadaşlar. Böyle sıra sıra havuz oluşturmuş vaziyette. Yukarıda bir havuz, burada bir havuz. Buralara girebilirsiniz. Sabahları zaten veya akşam yürümek isterseniz çıkın şöyle bir şelalenin etrafında bir gezinin. Bir tur atın. İyi gelecektir. Çadır kurmak için bir hayli yer görürsünüz. Bulursunuz. Böyle bu şelaleler devam ediyor. Böyle aşağı aşağıya doğru gider. Küçük küçük havuzcuklar oluşturmuş vaziyette. Keyfini çıkarabilirsiniz böyle gelip böyle. Suyun başında.
Cennet Şelaleleri kampımızın sonuna geldik. Gayet keyifli bir yer. Umarım tabii ki görselleri de beğenirsiniz. Videoyu da beğenirsiniz. Yağmurlu bir sabah uyandık. Yani aslında her şey iyiydi başından da sonradan yağmur yağmaya başladı. Şiddetini hiç düşürmedi. Daha çok yükseltti şiddetini. Ve bu sebepten dolayı kampımı burada noktalayacağım. Ve artık dönüş yoluna geçmem lazım. Çünkü bu yağmurun duracağı yok galiba. Keyifli bir geceydi. Keyifli bir gündü bence. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım abone olursunuz. İlk videomdur benim. Devam gelecektir. Birlikte umarım daha işler yaparız. Evet değerli arkadaşlar. Dün hava günlük güneşliyken bugün sabah yağmurumuzda da gayet güzeldi aslında hava. Ateşimi yaktım, suyumu koymuştum. Çay kahve içmek için. Sonrasında şiddetlenen bir yağmur. Tabii şiddetini ve etkisini bir yumurt tabii ki bekledim. Belki biraz iner gider diye. Olmadı. Tabii ki bu havanın keyfi de bir başka, bir güzel. Tercih edilir. Yürümek için muazzam, harika, iyi hissettirir. Şikayetçi değilim ama bugünü erken bitirmek zorunda kaldım. Orada kalıp ateş yakıp kahvaltı yapmak isterdim. Biraz daha vakit geçirmek isterdim. Ama hava muhalefeti buna engel oldu. Yapacak bir şey yok. Bu da güzel, böyle de güzel. Oh. Umarım abone olursunuz. İzleyip beğenenler. Çünkü bu videoların dahası gelecek, bayağısı gelecek. Birlikte, beraberce. Hem gezeriz hem bakarız. Şimdilik bu kadar. Yürümeye devam edelim artık. Dönüş yolu bu. Ama güzel bir yol. Ormanlık ve yağmur. Harika. Biraz da sevindim.